Fenerbahçe maçı haftanın maçıydı. Şampiyonluk yarışındaki diğer iki takım Beşiktaş ve Galatasaray'ın da sonucunu merakla bekledikleri karşılaşma, golleri ve zaman zaman iyi futboluyla uzun zaman hatırlarda kalacak. Tüm futbol severlerin ilgi odağı haline gelen karşılaşmayı Erman Toroğlu yönetiyor. Avni Aker Stadı'nın tribünleri tamamen dolu ve futbol oynamaya müsait bir hava ve zeminde karşılaşma başlıyor. Trabzonspor, Turgut ve Mehmet'le atak hazırlığı yapıyor. Turgut, atak yönünü sağ kanada çeviriyor ve İsmail. İsmail'in uzun pasında Turan topu karşılıyor, Gerson. Sarı lacivertli takım sol kanattan Semih'le hücuma çıkıyor, Gerson. Tekrar Semih. Mehmet topu kornere çelerek kalesindeki tehlikeyi uzaklaştırıyor. Fenerbahçe'nin bir başka tehlikeli atağı ve Vokri'nin vuruşunda top kaleci Petranoviç'te kalıyor. Oyunun ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçiyor. Ünal'ın vuruşunda top kaleci Engin'den geri dönüyor ve Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Oyunun 8. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği bir atak, Tanju'nun kafa vuruşunda filelere giden top Fenerbahçe'ye 1-0 üstünlük getiriyor. Fenerbahçe'nin golü bir kere daha görüntüye geliyor. Tanju, Trabzonspor savunmasının kademe zaafından yararlanıyor ve Fenerbahçe'yi öne geçiriyor. Sonraki dakikalarda Trabzonspor'un beraberlik arayışları var. Turan'ın uzaklaştıramadığı topa Ünal kafayı vuruyor ve bu gol Trabzonspor'un beraberlik golü oluyor. Karşılaşmanın 16. dakikasında durum 1-1. Atak Turgut'la başlıyor. Turan topu uzaklaştıramıyor. Ünal pozisyonu iyi takip ediyor ve Engin'in yanından Fenerbahçe filelerine topu gönderiyor. Trabzonspor ataklarını sürdürüyor ve Trabzonspor'un ikinci golü karşılaşmanın 42. dakikasında Hami'nin ayağından geliyor. Trabzonspor ilk yarıyı 2-1 önde kapıyor. Gol bir kere daha görüntüde. Tanju, maçın başında attığın golle takımını 1-0 öne geçirdin. Golü anlatabilir misin? Ya soldan Vokli çok iyi orta yaptı. Bana da bulmak kaldı sadece o kadar. Ünal, attığın golle durumu 1-1 yaptın ve evet. O golü bize anlatır mısın lütfen kısaca? Top ortada kaldı. Müjdat'la beraber kafayı ben vurdum ve gol oldu. Başka diyecek bir şey. Evet Amin, sen de ikinci golü atarak takımını öne geçirdin. Anlatır mısın golü bize? Ünal abi sağdan çok güzel bir orta attı. Soka ve iska geçti. Bana dokunma kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısı. İki tarafta ikinci yarıda skora yeni rakamlar getirme çabasında. Hamdi'nin yarattığı bir tehlikede top kaleci Engin'de kaldıktan sonra Fenerbahçe ümitle Trabzonspor kalesine sokuluyor. Ahmet Supi'nin ortaladığı topu Tanju kontrol ediyor, hazırlıyor ve Vokri filelere gönderiyor. Karşılaşmanın 59. dakikasında durum 2-2 oluyor. Fenerbahçe'nin golü yeniden görüntüye geliyor. İki ikilik denge oyuna hız getiriyor. Sol kanatta Hami. Oğuz'un tehlikeli geri pası ve kaleci Engin topa sahip oluyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanıyor. Trabzonspor kalesindeki tehlikeyi Kemal uzaklaştırıyor. Ünal sağ kanattan hücuma çıkıyor. Ceza alanı içerisine ortalıyor. Hami topu 3. defa Fenerbahçe kalesine gönderiyor ve 79. dakikada Trabzonspor 3-2 öne geçiyor. Golü bir kere daha izliyorsunuz. Oyunun son dakikaları yaklaşırken Fenerbahçe'nin beraberlik arayışları var. Ancak savunmadaki hatalardan Trabzonsporlu futbolcular yararlanamıyor. Hami 4. gol şansını değerlendiremiyor. Ünal'ın vuruşunda savunma topu uzaklaştırıyor. Soner vuruyor, top Turan'dan dönüyor. Mehmet ve Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırıp beraberlik şansı yaratmak için rakip kaleye gidiyor. İsmail topu uzaklaştırıyor ve Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ediyor. Ve sonrasında hiç istenmeyen çirkin tablo tribünler sahada.
Ben sadece sakatsız ve dostane bir mücadele olduğu için çok sevmiştim. Bunun yanında biz kazandığım için ayrı bir mutluluğum var. Sonunda yine ben konuştum, golü attım, Trabzonspor galip geldi. Ama bu başarı tüm arkadaşlarımın, biz beraber çalıştık ve bu mutluluğa ulaştık. Bugünden sonra şampiyonluğa ortak olduk. Önümüzdeki maçlar çok önemli. Artık Fenerbahçe maçı bitti, öbürlerini düşünüyoruz. Futbolda doğal. Bir yanda sevinç, diğer yanda üzüntü. Ve Fenerbahçeli Semih'in acısı maçı kaybetmekten ötürü değil. Tamam ya. Çok şanssız goller yedik. Lig için bitmiş sayılmaz. Daha lige yeni bir heyecan geliyor. Bunun farkındayız. Bu 3 puanı da en kısa zamanda telafi etmenin yollarını düşünmemiz gerekir ve telafi edeceğimiz kanaatindeyim. Beni üzen şey şu oldu. Maçın bitiminden sonra sahaya giren seyirci bazı futbolcuları tartakladılar. Mesela gözümün önünde Semih tartaklandı. Benim görevim olmamasına rağmen geri döndüm. Semih'i kurtarmaya gittim. Nitekim ben gidince seyirci dağıldı. Bu arada sevindiren bir olay, Kemal ile İsmail Semih'e yardımcı oldular o sırada. Fakat seyirci öyle olduğu halde bile gene Semih'i aradan vurmaya kalkıyordu. Yani bir lig maçı oynanmış, gentlemence bir maç bitmiş, galip gelmişsin. Ben buna bir anlam veremiyorum. Sahanın içine girip rakip futbolcuya vurmak neyin nesidir? Yani nedir bu düşmanlık? Yani ben bilmiyorum, bizim her zaman onu söylüyorum. Yani bizim önce birbirimize saygımız olmamız lazım. Saygılı olmamız lazım, biz spor yapıyoruz. Yani güzel bir maç bitti. Gidelim yani başımızı önüne eğelim, maçın zevkini, keyfini alalım galip gelen taraf. Zaten öteki taraf üzülüyor. Gidip vurmakla ne anlaşılıyor? Nedir bu tatminsizlik? Onu anlayamıyorum. Futbol adına üzüntü verici bu olayın sonrasında Trabzonspor'un eski başkanı, devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz ve Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik'in görüşlerini aldık. Futbolda böyle çirkinliklerin olmasına biz kesinlikle karşıyız. Bunlar doğru değil. Maçlar centilmence, medenice oynanmalı. Sonuç ne olursa olsun her iki tarafta onu olgunlukla karşılamalıdır. Bu olaylara biz şiddetle karşı çıkıyoruz. Gereken bütün önlemleri de alacağız. Sanıyorum önlemlerde eksiklik var. Ama o eksiklik olması demek hadise olması anlamına da gelmemeli. Hadise yapanlar cezalandırılacaktır. Bundan sonra da hiç gözünün yaşına bakılmayacaktır. Efendim, bir ceza gelecek mi Trabzon'a? Şimdi bu son olaylardan sonra. Bir de Beşiktaş olayı vardı daha önce biliyorsunuz. Tabii yani cezası ilgili kurumlar inceliyor. Raporları hazırlanacak. Ne gerekiyorsa o ceza verecek tabii. Bu tür olaylara hiç müsamaha etmeyeceğiz biz. Hiç ama yani sportmenliğin dışında bir olay bunlar. Sportmenlikte, sporda bu tür olaylar yoktur. Bunlar sporu bozan şeylerdir. Bizim bütün çabamız kardeşlik, sevgi ve sportmencelik üzerinedir. Buna direneceğiz. Maalesef Trabzon'da yaşanan olaylar bence gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmamasından ötürü kaynaklanmıştır. Sahada seyircinin ne işi var? Seyirci tribünde oturmalı. Sahada da iki takımın futbolcuları ve hakem tribünü yer almalı. Bu maçın başında da böyle, maçın ortasında da böyle, maçın sonunda da böyle olması gerekir. Bu son olaylarda gerek takımlar centilmence mücadele etmişlerdir, gerekse hakemler çok düzgün bir yönetim göstermişlerdir. Dolayısıyla hadise çıkartacak hiçbir olay yoktur. Maçtan sonra gönül arzu ederdi ki orada sahanın içine girmek yerine tribünde oturan seyirciler alkışlarla konuk takımı ve kendi takımlarını uğurlasınlar. Maalesef bu olmamıştır. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığını görmekteyiz. Burada sorumlular ve suçlular cezalarını çekmelidirler. Ne gibi bir ceza bekleniyor Sayın Erzik? Bildiğiniz gibi bizim Futbol Federasyonu'nun çeşitli talimatları, yani yönetmelikleri vardır. Bu talimatlardan bir tanesi de profesyonel futbol ceza talimatıdır. Biz Futbol Federasyonu olarak gözlemci hakem raporlarını aldık. Bunları hukuk kurulumuz ve biz değerlendirdik. Trabzonspor Kulübü'nü maalesef sahaya seyircilerin girmesi ve istenmeyen olaylara neden olduklarından ötürü Profesyonel Futbol Ceza Kurulu'na sevk etti.